binalar vardı, dükkanlar vardı, insanlar vardı. Şimdi ne o binalar var, ne dükkanlar, ne de insanlar. O binaların yerinde kocaman bir boşluk oluştu. Burası Hatay, Hatay'ın Antakya ilçesi. Kocaman bir boşluğun tam da ortasındayım. Tıpkı binlerce insanın yüreğinde açılan boşluk gibi. Bulunduğum bu yerde bu boşluk doldurulur. Yeni binalar yapılır ama yüreklerde açılan o boşluk hiçbir zaman doldurulamayacak. 6 Şubat 2023 saat 4:17. Türkiye'de zamanın durduğu, hayatın akmadığı gün. O gün arka arkaya iki büyük depremle sallandık. 11 kentimizi yıktı geçti. 53 binden fazla insanımızı kaybettik. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım depremin yıl dönümünde bir kez daha bölgede ekibimiz Hatay'daki son durumu anlatacak bize. Fulya, neler değişti bir yılda? Şunu söyleyeyim sana Fulya, bir kere o hissedilen acı, yürekteki yangın hiç değişmedi. Yıl değişti ama acılar değişmedi. Depremin en çok ölüme ve yıkıma yol açtığı şehir burası. Kadim kent Hatay'dayız. Aslında biz Hatay'ı, diğer deprem bölgelerini hiç yalnız bırakmadık. CNN Türk ekipleri bölgenin nabzını tutuyor, depremzedelerin sesini duyuruyor. Duyurmaya da devam edeceğiz. Evet, yıl dönümü geldi ama acı dedim ya, hiç değişmedi. Yıl değişti, üzerinden bir yıl geçti, acılar geçmedi. Büyük bir yürek sızısı var deprem bölgelerinde. Sadece Hatay için demiyorum tabii. Adıyaman'da, Maraş'ta, Gaziantep'te, Malatya'da depremin yıktığı şehirlerde acı devam ediyor. Şu an biz merkez ilçe Antakya'dayız. Antakya'da o yıkılan binaların enkazları kaldırıldı ve kocaman boşluklar oluştu. Şu an merkez ilçe Antakya'nın kalbindeyiz. Tam merkezindeyiz aslında. Bugün, daha doğrusu tam 6 Şubat'ta gece 12'den sonra şehirde anma programları başlayacak. Doğukan Yıldırım'la beraber tam da Antakya'nın meydanından bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hem meydandaki, Antakya'daki son durumu görüntüleyeceğiz. Hem de anma programına ilişkin detayları da anlatacağız tabii. Ne değişti? Şunu söyleyeyim size. Yani o yürekteki acı değişmedi bir kere. Evet, burada yaşamın yeniden başlayabilmesi için çalışmalar yapılıyor ama yara o kadar büyük ki, yıkım o kadar büyüktü ki bu biraz zaman alacak gibi görünüyor. Şu an mesela karşıda tarihi bir yapı var. Burası bir müze, müzeydi daha doğrusu. Depremde hasar aldı. Şu an orada bir onarım çalışması mesela yapılıyor. Hemen şu taraf belediye binası, Hatay'ın belediye binasıydı. Tarihi bir yapıydı. Orası da böyle çevresi kapatıldı. Orada bir çalışma başlayacak. Burası tam meydan. Karşı taraf, şöyle Doğukan'la beraber gösteriyoruz. Tabii insanlar sokaktalar. Bir yandan 6 Şubat'tan sonra çok kişi Hatay'dan dışarıya çıkmıştı. Yani başka şehirlere gitmişti. Gidenler geri döndü. Özellikle bu Asrın felaketinin yıl dönümünde pek çok kişi, özellikle mezarlık ziyaretleri için ve şehri son durumunu görmek için geri döndü. Bu, özellikle Antakya'da bir hareketlilik gözlemliyoruz ama elbette ki hep Hataylılar şunu söylüyordu. Biz geri döneceğiz diyorlardı. Öyle oldu. Epey kişi geri döndü. Hatay Valiliği bir rakam da açıkladı. 6 Şubat'tan sonra 500 bin kişi başka şehirlere gitmişti. 400 bin kişi geri geldi dedi. Dolayısıyla Hataylılar Hatay'ı hiç bırakmıyorlar. Memleketlerine sıkı sıkı bağlılar. Bunun altını çiziyor. Şimdi hemen karşı taraf Atatürk Caddesi, meşhur Atatürk Caddesi. Tam dedim ya, böyle tur otobüslerinin hep böyle geldiği, turizmin en canlı olduğu yerlerdi buralar. Şu an bir şantiye alanına dönüşmüş durumda. Hemen burası meclis binasıydı, tarihi meclis binası. Yıkıldı,
meclis binası. Şimdi orada yine çevresi kapatıldı ve bir çalışma yapılıyor. İşte tam Antakya'nın kalbinden canlı yayında son durumu gösteriyoruz. Bir araç hareketliliği görüyorsunuz. Evet, gidenler geri döndü bu bir yıl içinde. Ama özellikle 6 Şubat'ın yıl dönümünden dolayı çok sayıda kişi geldi. Dolayısıyla bir hareketlilik var. Hem araç sayısında bir artış var, hem burada tabii insanlar mezarlarını ziyarete geldiler, şehirlerini görmeye geldiler. Şimdi 04.17'de yani gece deprem bölgelerinde anma programları var. Zaten birkaç gündür insanlar mezarları ziyaret ediyorlar, deprem şehitliklerini ziyaret ediyorlar. Kadimkent Hatay'da 04.17'de tam da bulunduğum bu yerde, Doğukan Yıldırım tekrar gösterecek, tam meydandayız biz. Burada 04.17'de sessiz yürüyüş başlayacak, anma programı. Önce 04.17'de karanfiller bırakılacak, sessiz yürüyüşe geçecek binlerce kişi. Yine deprem şehitlikleri ziyaret edilecek ve 6 Şubat'ta akşam 6'da Antakya Medeniyetler Korosu çok anlamlı bir anma programı düzenleyecek. Yine burada bir sahne kurulacak ve ağıtlar yükselecek. Antakya Medeniyetler Korosu'nun başkanı, aynı zamanda şefi Yılmaz Hoca yanımızda. Çok kısa programa ilişkin de detayları anlatacak. Herkesin yüreği deprem bölgesinde. Yarın akşam 18 için nasıl bir çağrınız var? Hatay Valiliği'nin bir organizasyonu, 100 yılın ağıdı, 1000 yılın ağıdı bak yarın akşam burada yakılacak. Saat tam 6'da başlayacak. İlk defa biz de Medeniyetler Korosu olarak depremden sonra burada bir konser vereceğiz. Ve bütün depremzede kardeşlerimizle birbirimize, acılarımıza merhem olmaya çalışacağız. Acının müziği yapılır mı? İşte onu yarın akşam burada hep birlikte acıyı anlatan müzikler yapacağız. Bir ağıt yükselecek buradan, tam da buradan değil kesinlikle mi? Tam da Antakya'dan, tam da Antakya'nın göbeğinden yaşadığımız bu felaketi hem unutmak hem unutturmamak için o ağıtları yakacağız. İnsanlar çünkü unutmasın istiyoruz. Elbette. Sahip çıksın istiyoruz. Elbette. O yüzden de bütün şarkılarımızı, türkülerimizi bu yönde yapacağız. Yılmaz Hocam, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii şu an Hataylılar, Antakyalılar özellikle bir yıl sonra gelinen son durumu görmek, görüntülemek, özellikle şehir dışında olanlar. Bir de tabii Antakya'da, yani ilçe merkezinde tabii bütün neredeyse binalar yıkıldığı için burada bir yaşam yok aslında. Nerelere gitti insanlar? Daha Antakya'nın uzağında işte... Yayla Dağı'na taşınanlar, Reyhanlı ilçesine, Arsuz'a, İskenderun'a taşınanlar oldu. Oraların nüfusu arttı. Ama Antakya'da çok yoğun bir nüfus vardı. Burası dediğim gibi Hatay'ın göbeği, kalbi. Ama neredeyse bütün binalar yıkıldığı için bir şantiye alanına dönüşmüş durumda. İşte böyle çevresi kapatıldı. Yıkılan binaların. Şimdi inşaatlar başladı burada. Dolayısıyla bu yönde bir çalışma yapılıyor. Işıl ışıldı bu cadde. Burası Atatürk Caddesi. Bizim de çok hatıralarımız var, anılarımız var. Doğukan Yıldırım gösteriyor. Sağ, sol binalar, kafeler, otellerin olduğu cıvıl cıvıl bir caddeydi. Şu an görmüş olduğunuz gibi sessiz, ıssız, hem sağda hem solda bir şantiye alanına dönüştü. Binlerce insan hayatını kaybetti Hatay'da. 24 binden fazla insan, resmi rakamlara göre 24.171 kişi hayatını kaybetti Hatay'da. 192 kişi ise hala kayıp. İnsanların acıları hiç dinmedi. Yürekteki yangın hiç sönmedi. İşte burada da bir bina var. Yine PTT binasıydı. Tarihi eski bir yapıydı. Görmüş olduğunuz gibi Doğukan Yıldırım şu an yakından gösteriyor binayı. Bu eski yapılar böyle kaldı. Şimdi Antakya'da özellikle tabii hep yayınlar yapıyoruz, gösteriyoruz. Bazı binaların hala yıkılmadığını görüntülüyoruz. Neden diye soranlara bir kez daha cevap verelim merak edenler için. Şimdi bazı binalar ayakta ama ölmüş diyeceğimiz binalar var. Hala yıkılmamış mesela. Neden? Çünkü mahkemelik. Şimdi Hatay genelinde yaklaşık 1600 mahkemelik yapı var. Çok sayıda da tabii tarihi, 100 yıllık yapılar var. Camiler, kiliseler, müzeler, işte mesela valilik binası, meclis binası, bunların hepsi tarihi eserler, tarihi yapılar olduğu için bazı o tarihi yapıların yıkım işlemi gerçekleşmedi.
Çünkü onların taşları sayılıyor. Daha başka bir aslında çalışma yürütüleceği için öylece duruyor. Bir de mahkemelik yapılar olunca o yüzden bazı yerlerde enkaz görünümlü yapılar, binalar var. Onun altını çizim. Ama onun dışında zaten Antakya'ya baktığınız zaman boş bir arazi. Hem deprem esnasında ağır hasarlı yapılar yıkıldı. Hem o yıkıklar, hem ağır hasarlılar, hem de deprem esnasında yıkılan binaların enkazları tamamen kaldırıldı. Burada insanlar, şunun altını çizin, biz bölgeyi gerçekten iyi tanıyoruz, biliyoruz. Bölgede olduğumuz için depremzedelerle hep konuşuyoruz. Beklentiler var, insanların talepleri var, istekleri var. Nedir bunlar? Bir kez daha altını çizmekte fayda var. Bir kere hala şehir içi ulaşım sıkıntısı çekiliyor. İnsanlar otobüs, minibüs gibi bu ulaşım araçlarına daha hızlı bir şekilde ve daha çok aslında kavuşmak istiyorlar. Çünkü araç bulmakta zorlandığını söylüyor insanlar. Neden? Çünkü mesela Yayla Dağı'na, Arsuz'a, Reyhanlı'ya taşınan insanlar var. Reyhanlı ve Antakya 40 dakika sürüyor. Dolayısıyla insanlar oradan buraya geliyorlar. İşlerini sağ olun, işlerini halletmek için Antakya'ya geliyor. Şimdi dolayısıyla insanlar bir şehir içi ulaşım sorununun çözülmesini istiyor. İki, telefonla internet hala kesintileri yaşanıyor. Bunun altını çizeyim sizlere. Zaman zaman, ama tabii ki en büyük beklentine bir an önce kalıcı konutlara geçmek. Bir an önce konteynerlarda yaşam devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya geldiğinde bazı evlerin teslim törenini gerçekleştirmişti. Şimdi önümüzdeki aylarda, önümüzdeki süreçte tamamlanan evlerin yine teslim törenleri olacak. İşte insanların en büyük beklentisi elbette bu. Bu kadim kentin, bu şehrin yeniden ayağa kalkması, kalıcı konutlara geçmek ve tabii bir an önce her anlamda canlanmasını istiyorlar Hatay'ın, Hataylılar. Hatay için konuşuyoruz ama elbette bu anlattıklarımız bütün deprem bölgelerindeki depremzedelerin talepleri, istekleri. Hatay sokaklarını gezerek gösteriyoruz, anlatıyoruz size. Yani şöyle gidelim. İlerleyelim şöyle. İşte tam bu meydanda Doğukan Yıldırım bir kez daha gösteriyor. 04.17'de sessiz yürüyüş bu meydanda başlayacak. Tam da o büyük felaketin, facianın başladığı dakikada binlerce kişinin burada olması bekleniyor. 04.17'de yürüyüş başlayacak. Akşam 18'de de, 6 Şubat'ta akşam 18'de de Antakya Medeniyetler Korosu buradan yine binlerce kişinin olduğu programda bir anma programı düzenleyecek. Buradan gökyüzüne ağıtlar yükselecek. Acı çok büyük. O karanlık sokakları görüyoruz. Bir yandan ışığın yandığı sokaklar da var ama karanlık sokaklar da çok. İşte Hatay'ın, Antakya'nın karanlık sokaklarından birine şu an girdik. Bir yıl önce tam bugün cıvıl cıvıldı bu sokaklar. Antakya'nın kalbi atıyordu. İnsanlar yaşıyordu. Gençlerin en çok dolaştığı sokaklardı buralar. Şimdi ne yazık ki sessiz ve karanlık. Bir yıl geçti, acı geçmedi. Böyle söylüyoruz. 65 saniye sürmüştü 6 Şubat'taki deprem, ilk deprem. O 65 saniye 365 gündür geçmiyor. Anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğiz biz. Doğukan Yıldırım'la beraber, Ahmet Akpolat'la beraber hem Hatay'ın hem diğer depremin vurduğu, yıktığı şehirlerdeki son durumu aktaracak arkadaşlarım, ekip arkadaşlarımla beraber ve depremzedelerin sesini duyuracağız. Gece de özel yayınlarımıza başlayacağız. Deprem şehitlerimizi anacağız. Ne yapıldı, ne yapılmalı, nerede yanlış yaptık? Önümüzdeki süreçleri konuşacağız. Deprem bölgelerini ele alacağız ve depremzedelerin sesini duyuracağız. Fulya Kalfa, ben şimdi sözü İstanbul'a sana bırakıyorum.